2014 yılında yurtta ve dünyada birçok önemli olaya tanıklık ettik. 14 ve 25 Aralık 2013'te yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yurt genelinde önemli değişiklikler yaşanırken Türkiye internet yasaklarıyla tanıştı. Olayların yıl dönümü öncesinde ise medyaya yönelik karşı bir operasyon yapıldı. Türkiye 2014 yılında iki defa sandık başına gitti. Mart ayında yerel yönetimler belirlenirken Ağustos ayında ilk defa Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Başbakan Erdoğan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olurken yerine önerdiği isim Ahmet Davutoğlu ise başbakan oldu. 2014 yılını bitirip yeni bir yıla başladığımız bu günlerden itibaren geriye bakıldığında birçok önemli olay göze çarpıyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarında özellikle 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken 30 Mart tarihinde bir kez daha sandık başına gidildi. Bu aylardan itibaren ülke genelinde yaşanan gelişmeler, 2014 yılının çarpıcı detayları ise şöyle şekillendi. Yılın ilk ekonomik düzenlemeleri dikkat çekti. Hükümet kredi kartlarında taksit sınırı getirirken futbolda şike davasında Yargıtay kararını açıkladı ve tartışmalı tam gün yasası meclisten geçti. Suriye'de kaçırılan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün 39 gün sonucunda serbest bırakıldı. Aygün Hatay Cilve Gözü sınır kapısından Türkiye'ye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 14'ü tutuklandı. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2006 yılından beri bitkisel hayatta olan İsrail'in eski başbakanı Ariel Sharon 85 yaşında öldü. Sharon 3000'den fazla Filistinlinin katledildiği Sabra ve Şatilla katliamlarının sorumlusuydu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi şike davasında kısmen onama ve kısmen bozma kararı verdi. Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in cezası ise onandı. Tam gün yasası yürürlüğe girdi. Kanuna göre memur, subay, assubay ve askeri öğrenciler ofis, büro ve muayenehane açamayacak. Vakıf, yüksek öğretim kurumlarında çalışmayacak. Ancak memurların insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaları bu yasaklamanın dışında olacak. Adana'da jandarma ekiplerinin durdurduğu 3 tırda yapılan arama sonucunda tırların MİT'e ait olduğu belirtildi. Adana Valiliği tırlarla ilgili yaptığı açıklamasında ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır ifadelerine yer verirken ülke genelinde büyük yankı bulan tırlar hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın mal varlığına uygulanan tedbir kararı kaldırıldı. 2014'ün Şubat ayında da önemli olaylar yaşandı. Bu ay en çok konuşulan minik bir çocuğun hayatını kaybettiği olay oldu. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan isimler tek tek tahliye edildi. Operasyonu yapan yargı ve emniyet güçleri tek tek görevinden alındı. Ülke gündemini sarsan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturmayı yürüten savcılar tek tek görevinden alındı. Bitmek üzere olan iddianamenin yerine yenisi yazıldı. 14 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası görevden alma dalgası devam etti. Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli 23 polisin yeri değiştirildi. Diyarbakır Emniyetinde terör ve narkotik şubedekiler ise pasif göreve alındı. Vandataş ailesi rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuklarının yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedikleri için öldüğünü söyledi. Aile minik Muharrem'in ihmalden öldüğünü iddia ederken suç duyurusunda bulundu. Minik Muharrem'in ailesi tarafından çuvala konulan cenazesi ise sırtta taşınarak mezardan köye indirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade verdi. Pegasus Havayolları'na ait Kharkov İstanbul seferini yapan uçak, Ukraynalı hava korsanının bomba tehdidiyle Soçi'ye kaçırılmak istendi. Uçak Soçi yerine İstanbul'a indirildi. Korsan özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucunda yaralı ele geçirildi. 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın da bulunduğu 8 kişi tahliye edildi. TürkSat 4A uydusu Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Eğitimde tabletli dönem başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk adıma atılan Fatih projesi kapsamında 81 ildeki öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özel yetkili mahkemelerin tümüyle kaldırılmasını da içeren yeni demokratikleşme paketi uzun toplantının ardından 20 ret oyuna karşı 200 oyla kabul edildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, Bakan Çocukları Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi. Böylece soruşturmada tutuklu kimse kalmadı. Dershanelerle ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerken Twitter ve YouTube yargı
yargı kararıyla kapatıldı. Bu ay içinde özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenleme onaylanırken, ay sonunda Türkiye 5 yıl için yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. İktidardaki AK Parti 48 ilde belediye başkanlığını kazandı. Dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Özel öğretim kurumları kanununda dershane tanımı çıkarıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski bakanlar Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekeler savcılık tarafından meclise gönderildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında tutuklu yargılanan Erhan Tuncel tahliye edildi. Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararını aldı. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, kişi hak ve hürriyetleri ihlal edilmiştir kararı verdikten sonra Başbuğ tahliye edildi. Malezya Hava Yolları'na ait Kuala Lumpur Pekin seferini yapan 12 mürettebat ve 227 yolcusu bulunan MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak kayboldu. Vietnam hava sahasına girdikten sonra iletişimi kesilen uçağın izine rastlanmadı. Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesiyle yaralanan Berkin Elvan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yılların gözde sosyal paylaşım sitesi ve milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'a kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliği ihlali nedeniyle Türkiye'den erişimi engellendi. Türkiye'nin Suriye planını masaya yatırıldığı gizli siyasi görüşmenin ses kayıtları internete sızdı. İçişleri Bakanı bunu yapan ihanet şebekeleri devletimizin ve milletimizin düşmanıdır diye konuştu. Dünyaca ünlü video sitesi YouTube'da kapatıldı. Yerel yönetimler seçimi yapıldı. 5 yıllığına belediye başkanı olacak isimler belirlendi. Seçime elektrik kesintileri ve trafolara kedi girdi esprisi ise gündeme damgasını vurdu. Haramzadeler ve Başyalan adlı anonim hesaplarının paylaştığı gizli ses kayıtları Türkiye'de bir numaralı gündem maddesi oldu. O dönemlerde 25 Mart'a yayınlanacak çok önemli bir tapeden bahsediliyordu. İnsanlar günlerce uyumadı, tape uykusuzluğu kavramı ortaya çıktı. Soma'da bir maden ocağında elektrik kaçağından dolayı çıkan yangında 301 madenci göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybının yaşandığı iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçen Soma, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Özel Harekat Polisleri tarafından korunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na 900 IŞİD militanı tarafından yapılan kuşatma sonrasında 49 başkonsolosluk çalışanı IŞİD tarafından rehin alındı. Baskın hakkında getirilen yayın yasağı uzun rehinelik süresiyle birlikte çok tartışılan sürecin sonunda 20 Eylül'de rehineler Türkiye'ye döndü. Dünya gündeminde uzun bir süre IŞİD terör örgütünün katliamları konuşuldu ve alınacak önlemler masaya yatırıldı. 2014 yılında bonsai kullanımı yüzlerce gencin hayatına mal oldu. Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba 88 yaşında hayatını kaybetti. Mecidiyeköy'de eski Ali Sami Hastadı'nın da bulunduğu bölgede bir binada 32. kattan düşen asansör 10 işçinin yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Kobani'de IŞİD kuşatması Türkiye'nin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. HDP'nin Kobani'de yaşananları protesto çağrısının ardından yaşanan olaylarda tam 50 kişi hayatını kaybetti. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklandı. Adli tıp incelemesi tamamlansa da bu olay birçok kişiye göre düşündürücü. Özellikle sosyal medyada birçok komplo teorisi paylaşıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. Soma'nın acısı dinmemişken bu sefer de Karaman'ın Ermenik ilçesinden de kötü haber geldi. Has Şekerler Maden Ocağı'nda yaşanan su baskının ardından 18 işçi göçük altında kalmıştı. Günlerce süren bekleyişin ardından madencilerin cansız bedenine ulaşıldı. Ermenik'te yaşanan maden faciası Soma gibi yürek burkan birçok anla hatıralara kazındı. Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı yani Aksaray maliyeti ve gösterişli yapısı sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.